Numaralanmış cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 1. Kurt Derili Mehmet güreş sporcumuzdur. 2. Güreş ata sporumuzdur. 3. Kurt Dereli Mehmet güreşte cihan pehlivanı ünvanını almıştır. Bakalım. Ee, A. Kurt Dereli Mehmet ata sporumuz olan güreşe cihan pehlivanı ünvanıyla katılmıştır. Burada ünvanını almıştır demişti. Burada katılmıştır diyor. Eledim. Cihan Pehlivan'ın ünvanının verildiği güreş sporunun kazananı Kurt Dereli Mehmet'tir. Şimdi burada kazanan falan dememişti. Dolayısıyla burada kazanan demesi hatadır. B'yi eledim. C. Kurt Dereli Mehmet atasporumuz olan güreşte Cihan Pehlivan'ı ünvanını alan sporcumuzdur. Bakalım. Kurt Dereli Mehmet dedi. Atasporumuz olduğundan bahsetti Güneş'in. Doğru. Ee, güreş sporcumuz olduğunu söylemişti zaten. Cihan Pehlivanı ünvanını aldığını da söyledi. Eksiksiz bir şekilde C'de birleştirilmiş. D'ye baktım. Güreş sporcumuz Kurt Kurtdereli Mehmet atasporlarımızdan biri olan Güreş'te ünvan sahibi olmuştur. Hangi ünvanın sahibi? Belli değil. Dolayısıyla eledim. Cevap C. 2022 yılında Alaska'daki bir karpuz üreticisi 2020 yılında başka bir karpuz üreticisinin yetiştirdiği 25 kiloluk karpuz ağırlığını geçerek yeni bir rekor kırdı. Bu cümleye göre 3 tane yargı vermiş yargılarından hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? 1. En iyi karpuz üreticileri Alaska'dadır. Şimdi bununla ilgili bir çıkarım yapamam. En iyiler oradadır diye bir şey söylemedi. Bir olanlar elenir. 2'ye baktım. 2022'deki rekor alanında kırılan ilk rekor değildir. Evet, bir başka karpuz üreticisinin kırdığı rekoru geçerek bir rekor kırmış. Dolayısıyla iki kesin olacak cevapların arasında kesin ulaşılır. 3. Sözü edilen rekor Alaska'da ikinci kez kırılmıştır. Alaska'da kırıldığını söylemedi ilk kez. Dolayısıyla... Ee, bu olamaz. 3 olanları eleyeceğim. Cevap yalnız iki burs arkadaşlar. Altı çizili dizedeki anlam özelliği aşağıdakilerin e, hangisidir diyor. Bakalım. Kızılay bahçesine gidilir sabahları. Kumda oynasın diye küçük yılmaz. Kibar çocukları gibi. Ee, şimdi bakın. Hangi amaçla gidiyorlarmış kumda oynasın diye küçük yılmaz. O zaman bu bir amaç sonuç özelliğidir. Dolayısıyla cevabım C olacak. Şöyle de bakabiliriz. Kızılay bahçesine gidilir sabahları bu bir sonuçtur. Niçin gidiliyor? Kumda oynasın diye küçük yılmaz. Bu da bir amaçtır. Amaç sonuç anlam özelliği söz konusudur. Cevap C. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Bakalım. Y yukarıdan aşağı okuyalım. Böyle sorularda önce yüklemi bulacağımızı söylemiştik. 1. Ortasında uzanan patikada 2. Üstündeki taş bina 3. Biçilmiş tarlaların 4. Yürürken karşı tepenin 5. Dikkatimi çekiyor. Dikkatimi çekiyor. Bakın cümlenin sonuna gelecek. Bir yargı bildiriyor. Sonra dikkatimi çekiyor. Dedim. Dikkatini çeken ne? Üstündeki taş bina olabilir. Buraya 2'yi getirelim. Bakın sondan başladık. Neyin üstündeki ee, derken burada biraz kafamız karışabilir. Geriye 3 tane bölüm kaldı. Ortasında uzanan patikada biçilmiş tarlaların yürürken karşı tepenin. Şimdi şöyle başlayabilir mi bir cümle? Biçilmiş tarlaların ortasında uzanan patikada yürürken karşı tepenin devam ediyorum. Üstündeki taş bina dikkatimi çekiyor. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bana ne soruyor? Baştan ikinci olur hangisi diyor. Bakıyorum. Bir, iki. Yani bir numaralı bölüm baştan ikinci olacak. Cevap A şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamcı birbirine en yakındır? Bakalım. Ee, bir, Mutluluk sen kovaladıkça kaçan bir ceylan gibidir. 2. Mutluluğun önündeki en büyük engel insanın daha çoğunu e, beklemesidir. 3. Sanılır ki bu dünyada sadece iyi insanlar mutlu olur. 4. azla yetinmeyi öğrenen insan mutlu mutluluğa bir adım daha yaklaşmış demektir dedi. Evet. Şimdi bakın 2 ve 4'e dikkat çekelim. Mutluluğun önündeki en büyük engel insanın daha çoğunu beklemesidir. Yani insanın azla yetinmemesidir diyor aslında. Bir de 4'e bakalım. Azla yetinmeyi öğrenen insan mutluluğa bir adım daha yaklaşmıştır. İkisi de aynı doğrultuda. O zaman 2 ve 4 olacak arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A tanım cümlesi, B karşılaştırma cümlesi, C örneklendirme cümlesi, D amaç sonuç cümlesi. Okuyalım. Öznel yargılar bilimin gerçeği değil kişinin beğenisine dayanan yargılardır. Bakın burada e, bir tanım yaptı. Dolayısıyla A'yı eredim tanım cümlesi. En güzel mevsim bahardır devam etti. En güzel derken diğer mevsimlerle baharı karşılaştırdığı için arkadaşlar karşılaştırma cümlesi oldu. Derseniz özel bir yargı olur. Nesnel yargılarsa kişisel duygulara, beğenilere değil, nesnenin gerçeğine dayandığı için herkese göre aynıdır. Yanlış ya da gerçek olduğu kanıtlanabilir. Aynı zamanda bu cümleyi söylerken bir örnek de vermiş oldu. Dolayısıyla örneklendirme cümlesi de var ama... Bu metinde amaç sonuç cümlesine rastlamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıdaki dizelerin hangisinde üzülme anlamı vardır? Bakalım. 1. A. Ah, o kadrini bilmediğim günler koklamadan attığım gül Burada geçmiş günlere karşı bir üzülme söz konusu. Cevap A gibi duruyor. Diğerlerine de bir bakalım. B. İkiz hayaletler gibi yürüdük. El ele yan yana bir bahar günü. Burada bir benzetme var fakat üzülme yok, eledim. 3. Gözlerinin yarısında hüzün, yarısında gülüşü kara üzümün. Burada bir üzüntü anlamı söz konusu değil. Gözlerinde hüzün var derken bir üzüntü değildir. Bu bir durum tespitidir. 4. Yeşil pencereden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Burada da bir üzüntü yok. Bir sevgiyi ifade ediyor. Bir bağlılığı ifade ediyor diyebilirim. Bu soru için cevabımız Adana arkadaşlar. Bu tablo ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi kişisel düşünce içermektedir? A. Yani kişisel düşünce dediği öznel olacak arkadaşlar. A. Ressam Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Nesnel bir bilgi. Eledim. B. İlginç bir konu hakkında araştırma yapan bir kişi resmedilmiştir. İlginç derken burada kişisel düşünce katmış işin içine. Dolayısıyla aradığım cevap bursa. C. Odaya yansıyan ışık pencereden yansımaktadır. Evet pencereden gelmiştir dediği zaman herkese göre pencereden gelmiştir veya gelmemiştir. Yani doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir bilgi nesneldir. C'yi eledim. B'ye bakıyorum. Adamın arkasındaki duvarda kitaplar vardır. Evet nesnel bir bilgi. Dolayısıyla bunu da eledim. Sadece B şıkkında kişisel düşünceye yer verilmiştir. Cevabımız Bursa. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbiriyle çelişmektedir dedi. Bakalım. 1. Kibir kişisel gelişimin önünde bir engeldir. Sizi geri çeker. 2. En iyisini yapmak için yola çıkanlar gelişime açık olanlardır. 3. Yapamadığı bir şeyi yapıyormuş gibi davranmak beceri ister. Ee, 4. Kendi yaptığınızın en iyisi olduğunu söylemezseniz yerinizde sayarsınız. Şimdi bakın bir de demişti ki bize kibir kişisel gelişimin önündeki engeldir sizi geri çeker. Ancak 4'te de kendi yaptığınızın en iyisi olduğunu söylemezseniz yerinizde sayarsınız. Yani kibirli davranmazsanız yerinizde sayarsınız demek istedi. Dolayısıyla anlamca birbiriyle çelişmektedir. 1 Bir ve 4 ve Bursa olmak zorunda cevabım arkadaşlar bu soru için. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez bakalım. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi, fareden korktu kedi, kedi pır uçuverdi. Bir yakınma söz konusudur. kurgusal ee, unsurlara yer verilmiştir. Evet. Kurgusal unsurlar var arkadaşlar. Nedir bunlar? Mesela kedinin uçması. Abartma cümleleri kullanılmıştır. Evet. Ee, neden sonuç ilişkisi kurulmuştur? Evet kurulmuş. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kükrediği için korktuğunu çıkartabiliyorum. Dolayısıyla bunu da eledim. Fakat bir yakınma söz konusu değildir. Cevap Adana şıkkı arkadaşlar bu soru için. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin sonuna getirilemez? Çok hızlı bir sporcu. nokta nokta nokta. Ancak tempolu koşamıyor. Getirilebilir. B. Buna rağmen rekor kırıyor. Şimdi rekor kırması için zaten hızlı olması lazım arkadaşlar. E hızlı olduğunu da söylüyor. Buna rağmen dedikten sonra tam tersi bir şey söylemesi lazım ama ilk kısmı destekleyen bir şey söylediği için bu cümlenin sonuna B bölümündeki ifade getirilemez. C fakat yeteneğini boşa harcıyor olabilir. D ama antrenmanlara, antrenmanlara katılmıyor. Bu da getirilebilir. Az önce bahsettiğim gerekçeden dolayı cevabım B diyebilirim.